Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Tarkan Şendal'la Klavye Çalgılar sayfasının bir diğer videosuna hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta birazcık şifayı kapmış olduğum için senin havada cengaver gibi gezdiğim için böyle bir sese sahibim bu hafta. Ama iyiyim, sıkıntı yok. Biraz dinlenince her şey yoluna giriyor tabii. Şimdi yaptığımız son gönderiler arasında farklı klavye şekilleri vardı. İşte C'den başlıyormuş gibi görünüyor ama sol kısa oktavı ya da klavye mi'den başlıyormuş gibi görünüyordu ama do bazlı bir kısa oktav vardı. Ya da ara seslerin kullanılmadığı hiç eksik oktav dediğimiz bir klavye türü vardı. Şimdi bir sonraki tipi paylaşabilmem için bu konuyu videolu anlatmam lazım, duymamız lazım. Nedir o konu? Temperaman ve akortlama konusu. Şimdi temperaman konusu gerçekten derinlemesine incelenmesi gereken ve her klavyeli çalgı icracısının kesinlikle bilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Nedir temperaman ya da nedir akortlama ya da bu konuyu bu kadar muazzam yapan nokta nedir? Şimdi olay şu. Doğada seslerin yani titreşimlerin bizim armonide aralık isimleriyle verdiğimiz, tanımladığımız şeklinde bazı oranları var. Bunu doğa bize söylüyor. Mesela bu oranlar Pisagor'dan geliyor. Anlatılan çeşitli rivayetler var. İşte efendim rahmetli ekmek almaya yol çıkmış da bakkala esnaf çana vuruyormuş da çan yapıyormuş o sıra ya da metale vuruyormuş, kılıç yapıyormuş artık bir şeyler. O sabah haliyle de rahmetli demiş, aa ne güzel ses çıkıyor bundan, ondan da farklı çıkıyor. Niye farklı ses çıkıyor ki demiş. Ondan sonra gitmiş demir parçalarını ya da vurdukları çekiçleri incelemiş. Aa demiş, o onun daha küçüğü, onda böyle bir ses çıkıyor. O onun iki katı, onda böyle bir ses çıkıyor derken böyle bir çalışmaya evrilmiş bu iş. Farklı rivayetler var bu konuda. Ondan sonra rahmetlinin bulduğu oranlar şöyle. Günümüzde oktav dediğimiz ses grubu. Nun frekans oranı 1'e 2'dir. Yani pes olan 10 titreşim yapıyorsa tiz olan 20 titreşim yapıyor. Gibi. Ve bütün klavye çalgıların tüm tarihi boyunca oktav her zaman 1'e 2 olarak tutulmuştur. Oktavın aralığının dışına çıkıldığını ben hiç bilmiyorum. Yani oktav her zaman pure denilen ya da perfect denilen saf oktav olarak tınlamıştır hep. Bütün akortlamalarda da bunu görüyoruz. Onun dışında 1'e 2 oranına yakın olan diğer oran 2'ye 3 oranı, o da beşli oranı. Yani bir notayı 1 diye sayıp 5. notaya geldiğimizdeki notaya olan mesafe. Yani do 1 olsun, sol 5 olacaktır. Do, re, mi, fa, sol. Do'dan sole olan mesafeye beşli aralık diyoruz. O da şu. Bunun oranı da 2'ye 3. Beşliden sonra gelen başka bir aralık, başka bir aralık, başka bir oran bizi müzikal anlamda önemli olan başka bir aralığa götürüyor. O da üçlü dediğimiz aralık. Majör üçlü asıl terminolojide ya da büyük üçlü dediğimiz üçlü. Nedir? Do, re, mi. Üç tane sayarsam do, mi aralığı. Majör üçlü, büyük üçlü dediğimiz aralık. Bunun oranı da yanlış hatırlamıyorsam 5'e 6 olması lazım. Şimdi sıkıntı şurada. 15. yüzyıl sıralarından itibaren ara seslerin de klavyeye eklenmesiyle bizim klavyeli çalgılarda bir oktavda 12 tane sesimiz var. Do diyez, re diyez, mi fa fa diyez, sol diyez, la diyez, si ya da işte bu diyezlerin bemollü halleri, re bemollü, mi bemollü falan. Bunlara biz günümüzde enharmonik diyoruz. Yani do diyez, re bemol. Daha terminolojik ifade edersek La majör akorundaki bastığım arıza do diyez. Ama si bemol minör akorunda bastığım orta arıza re bemol. İkisi de çalışıyor. Do diyez re bemol aynı ses günümüzde. Şimdi geçmişe gittiğimizde beşli aralıkların daha çok kullanılarak
yazıldığı müziklerde Pisagor oranları tercih edilerek beşliler saf akortlanıyordu. Yani tam 2/3 oranında dümdüz duyulacak gibi. Bizim günümüzde kullandığımız beşliler bir tık dalgalı. Bakalım. Bir tık dalgalı. Beşlileri saf akortlamamın şöyle bir sıkıntısı var. Akortlama yaparken ister beşli akortlaması, ister dörtlü akortlaması, yani do, sol, sol, re, re, la gibi bir sırayla gidip 12 beşli üzerinden tekrar do'ya geliyor olayım. Ya da bir beşli bir dörtlü şeklinde do, sol, sol, re, re, la, la, mi gibi 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 gidip belli adımlardan sonra yine do'ya geliyor olayım. Ne olursa olsun, diyelim ki beşli üzerinden gittik. 12 tane beşli üzerinden. 2/3 üssü 12 hiçbir zaman 1/2 yapmaz. Yani demek istediğim şu. Beşlilerden giderek bu do'dan başladım. Beşli beşli giderek başladığım do'nun üstüne geldiğimde bulduğum do ile alttaki do'nun oranı 1/2 yapmaz ve arada bir fark olur. Şimdi ama biz oktavları saf istiyoruz. Ama beşlileri 12 tane izleyince olmuyor. Ya da tamam sistemi değiştirelim. Ne yapalım? Büyük üçlüler üzerinden gidelim. Nasıl oktava varırım büyük üçlüler üzerinden? Do, mi. Mi, sol, diyez. Sol, diyez. La bemol. Yani do. 3 tane büyük üçlü izleyerek oktava varabilirim. Mi. Bakalım 5/6'nın küpü de hiçbir zaman tabii 1/2 yapmaz. O zaman bir şeylerden feragat etmek lazım. Demek ki notalar arası mesafeleri saf akortlayınca iş olmuyor. Oktavım bozuluyor. Tamam belki çok iyi beşlim, çok iyi üçlüm olacak ama 12 tuş, bir oktavdaki 12 tuş bunun için yetersiz. Başka bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Feragat etmek lazım. İşte bu feragat etme olayına tamperaman diyoruz. Tampere etmek. Yani mesafeyi değiştirmek. Madem ki saf beşlilerle gidince oktavım bozuluyor, o zaman saf beşliden biraz feragat ediyorum. Bir tık pes akortluyorum beşlileri. Çünkü beşlileri tam saf akortlarsam oktavı geçiyorum. Oktavı geri düşürmek için ne yapmam lazım? Beşlileri pese getirmem lazım. Beşlileri pese getirmek tabii üçlüleri de etkilemiş oluyor doğal olarak. Üçlüler etkilenince altılar etkilenmiş oluyor. Beşlileri zaten etkilemiş olunca en başta dörtlülerim etkilenmiş oluyor. Böylece bütün sistem bir etkileniyor. Ama akort ustaları diyeyim öyle çalışmalar yaptılar ki bu feragatlerin sonucunda müziği güzel yazabilme en azından deneyimine besteciler sahip olsun istediler. Yani biz günümüzde çok güzel transpoze yapıyoruz. Bir parça atıyorum sol bemol minörde. Sol bemol minör ne gerek var deyip do minörü transpoze yapıyoruz. Eskiden onu yapamazdık. Çünkü eskiden her tonun bir lezzeti vardı. Şimdi ona geliyoruz. Feragat etmemiz gerekiyor bazı aralıklardan. Ya beşliden feragat edeceğim ya üçlüden feragat edeceğim. 1500'lere kadar... Tabii ki Pisagor yani Pisagor akordu yani just intonation denilen saf akortlama belli bir yere kadar kullanılmış olsa da besteciler doğal olarak üçlü aralıkları da bestelerine dahil etmek istediğinden ama Pisagor akordunda üçlüler fazla geniş ben buradayım diye duyulduğundan rahatsızlık veriyordu. Hatta üçlüler bir ara disonanttı neredeyse. Hatta neredeyse değil disonanttı. Bu sebeplerden dolayı Pisagor akordu bir yerden sonra terk edildi tabii. Nereye geliyoruz? Hadi 16. yüzyıla gelmiş olalım 1520'lere 16. yüzyılın başları. Pietro Aron isminde bir abimiz var. O diyor ki ya üçlüler aslında çok güzel aralıklar diyor. Ve ben üçlü bazlı bir akort sistemi yapmak istiyorum diyor. İşte bize çeyrek koma mean tone sistemi, quarter koma mean tone temperament diye geçen bir tampere sistem çıkıyor. Bu çeyrek koma mean tone sistemi yani çeyrek koma ortalanmış ton diyelim hadi dengeli ton sisteminde üçlüler saf. Şimdi bir üçlünün saf olması ne demek? Yani bu şimdi bu güzel bir üçlü değil mi yani? Tamam bu güzel bir üçlü. Do mi güzel bir büyük üçlü. Ama saf değil.
Saf olmasın ne demek? Bir de saf olunca ne oluyor ona bakalım. Do, mi, saf üçlüden. Mi'den saf üçlü daha gidersem sol diyeze gelirim. Şimdi, mi'den saf üçlü akortlama yaparsam sol diyeze gelirim. Bu beni la bemole götürmez. La bemole beni ne götürür? Do'dan geri saf üçlü akordu yaparsam la bemole giderim. O zaman bu sol diyezde la bemol farklı ses mi olacak? Evet, farklı ses olacak. Min ton akordunda enharmonik diye bir durum pek yok. Yani do diyeziniz do diyezdir, re bemolünüz de re bemoldür. Ya da sol diyeziniz sol diyezdir, la bemolünüz de la bemoldür. Bu sebeple min ton akortlu bir klavyede do sol diyez basarsanız gerçekten rahatsız edici bir 65'li duyarsınız. Do la bemol basarsanız da tatlı bir minör altılı duyarsınız. Böylece günümüzdeki eşit düzende, biz şimdi günümüzde eşit düzen kullanıyoruz. Ondan sonra günümüzdeki o enharmonik kavramı, efendim do sol diyez 65'lidir, basalım. Evet 65'li. Do la bemol minör altılıdır. Basalım. Aynı ses minör altılı. Ne anladım? Anlamadım bir şey. İşte o farkı min tonda duyabiliyoruz. Şimdi hadi duyalım bakalım. Akort anahtarımız. Tenor oktavda işlemimizi yapıyor olacağım. Çünkü tenor oktavı duyması daha rahat. Şimdi şu do mi'yi bir duyalım. Şimdi bu do mi'yi saf majör üçlüye, saf büyük üçlüye çekelim bakalım. Evet, saf büyük üçlü böyle bir şey. Şimdi mi'den yine büyük üçlü, saf büyük üçlü akortlayarak sol diyeze gidelim. Evet, do mi, mi sol diyez. Hadi şimdi do sol diyez, yani gerçek bir 65'li duyalım. Beşli, 65'li. Peki, hadi şimdi minör altılı duymak isteyelim ve bu sol diyezi modifiye edip la bemol yapalım bakalım. Onu da üstteki do'dan yapalım. Bu do ile bu sol diyezi la bemol yapacağız şimdi. Evet, bu artık bir la bemol. Ve az önceki do sol diyez 65'lisi yerine hadi do la bemol minör altıya diyelim. Aha. Şimdi ben do majör akorundan tatlı bir fa minör çevrimine gidebilirim. Ve tonumun şöyle bir lezzeti var. Bir eksik akordan sonra dalgalı dalgalı tınlayan bir eksik akordan sonra durulmuş bir deniz gibi tınlayan majör tatlı bir akorum olmuş olur. Şimdi bu artık la bemol. Yani mi majör basamıyor olmam lazım. Basamıyorum. Çünkü bu mi, la bemol, mi sol diyez değil. O artık eksilmiş bir dörtlü. Duyduğunuz gibi disonant. Hadi bunu sol diyez yapalım şimdi. Artık sol diyez. Şimdi mi majör akoru basalım. Şimdi kullanırım.
O zaman artık fa minörüm yok. Çünkü la bemolüm yok. Deneyelim fa minörü. Maalesef bu artık sol diyez. La bemol değil. Peki ben hem sol diyez hem de la bemol istiyorsam ne yapacağız? Ya sol diyezim var ya la bemolüm var. Parçada sürekli akort mu yapacağım sol diyezle la bemol arasında? Hayır. Üst üste iki tane tuş koyayım. Sol diyezimin gerisinde la bemol ya da la bemol tuşumun gerisinde de sol diyez olsun. İki tuş olsun üst üste. Neden olmasın? Böylece fa minörde de mi majörde de yani sol diyezin de la bemolün de ihtiyaç olacağı parçaları tekrar akortlarda olmadan kullanabiliyor olayım, çalabiliyor olayım. İşte bu noktada split sharp yani ayrık tuş kavramı gündeme geliyor ve mean tone akordunun yani Pietro Aro'nun akort sisteminin kullanıldığı zamanlarda yazılmış müzikleri çalmak için ya da o zamanlarda daha akort sistemi modifiye edilmediği zamanlarda sonuçta yazılmış müzikleri çalmak için o zamanlarda yapılan enstrümanlarda da ayrık tuşlar yapıldı. Do diyez re bemol farklı, re diyez mi bemol farklı ya da sol diyez la bemol farklı olacak şekilde onun görselini bir sonraki gönderide paylaşacağım. Yani 16. yüzyılın başlarından neredeyse okuduğum kadarıyla 18. yüzyılın başlarına kadar gitmiş olan bir akort sisteminden bahsediyoruz. Enharmoni kavramı falan yok. Sol diyezin başka, la bemolün başka. 65'limin disonantlığı da var. Minör altılımın tatlılığı da var. Lezzet var. Şimdi. Ama yine de ortam karışık. Tamam üçlülerim çok güzel. Beşlilerim bir tık daha dar. Her tonda bir şey yazamıyorum. Yazabilmem için ayrık tuşlar gerekiyor. Komplike bir sistem var. Lezzetli de bir sistem var. Geçiyorum. Ama sonuçta modifiye edilmesi gerekiyordu durumun. Ve mean tondan sonra well temperamanlar. Yani iyi düzenlenmiş temperamanlar çıktı. Şimdi ne demek iyi düzenlenmiş klavye? Siz her tonda müzik çalabilin ve yazabilin diye mean tone sisteminin modifiye edilmiş hali. Yani mean tone'da eğer ayrık tuş sisteminiz yoksa öyle hem mi majörde hem fa minörde parça çalamazdınız. Çünkü arızanız ya sol diyez olur ya la bemol olur. Örnek veriyorum. Bunu ortadan kaldırmak için bu sistemin modifiye edilmesi gerekti ve well temperamanlar çıktı. Das wohl temperierte denilen temperamanlar. İyi düzenlenmiş temperamanlar. Şimdi bu noktadan sonrasında benim gördüğüm, ben öyle gördüm en azından konuştuğum arkadaşlardan. Ben belki de çok dar bir çerçeveyle konuşuyorum ve genele vuruyorum bilmiyorum. Şöyle bir yanlış algı var. Bu yanlış algıya sebep veren tabii 19. yüzyılda olması lazım. Yanlış yazılmış bir makalenin de sonucu bu. Bach temperamanı buldu. Çünkü Well Temperament Book kitabında 24 prelüt füg, 24 tonda prelüt füg yazdı. Bak bu temperamanı buldu canım. Ve her tonu da her tonda çalınabildiğini de bize gösterdi büyük hoca. Hadi o zaman biz de piyanoda eşit temperamanda çalalım. Ve bakalım ne kadar güzelmiş. Tamamen yanlış bir yargı. Tamamen yanlış bir olay. Bir, Bach temperaman falan bulmadı. Temperaman Bach'tan önce de vardı. Bach'tan sonra da var. Yani temperamanı da Bach'ın dehasına ekleyip ulan her şeyde Bach yaptı ya demek yanlış. Yani Pietro Aron 100 küsür yıl önce yaşamış bir adam, temperaman vardı. Aynı şekilde o döneme kadar yani çok geriye alıp işi derinleştirmek istemiyorum da yani Arezzolo Guido'dan beri nota sistemini kağıda geçirmeye başladığımız zamandan beri ve notalar tam olarak şekillendiğinden beri hadi neredeyse tam olarak diyelim temperaman var kardeşim. Temperaman hep vardı. Çünkü tempere etmek demek seslerin mesafelerini ayarlamak demek. Pisagor'dan beri hatta belki daha öncesinden beri bu olan bir şey. Bach bulmadı temperaman falan. Bach ne yaptı? Madem dedi biz artık her tonda bir şeyler yazabiliyoruz. Alın size yazılmış hali. Ben dedi size her tonun lezzetini gösterecek bir albüm sunuyorum. Bununla armoni mi çalışırsınız? Klavsen pratiği mi yaparsınız? Standartlarınızı daha ileriye taşıyıp bu
prelüt klavikordda daha iyi duyulur, bu prelüt orgda daha iyi duyulur, bu prelüt klavsende mi daha iyi duyulur dersiniz, onu ben bilmem. Ama ben size mükemmel bir eser bırakıyorum. Günümüzün müzik koşullarını düşünerek yazılmış ve geleceğe ışık tutacak bir eser olması mahiyetiyle, dedi. Well temperamanların tabii ki şöyle bir güzelliği var. Beşlilerden de, üçlülerden de kısmi feragat ederek o farklılıkları, yani koma dediğimiz, sintonik ya da Pisagor koması diyorlar, o koma farklılıklarını içeride yediriyor. Kulağa hala tatminkar gelecek sınırlarda tutarak ses mesafelerini her tonda çalınmasına imkan veriyor. Yalnız bu eşit bölüyor demek değil. Yani do diyez hem do'ya hem de re'ye eşit mesafede demek değil. Do diyez re bemol görevi görebilir demek. Evet. Ama bu do ile re'nin tam ortasında olacak demek değil. Ne demek? Şu demek. 120 metreyi 12 tane eşit parçaya bölmüyorum da, yani 120 metrelik bir yola direkt dikeceğim diyelim ki, eşit dikmiyorum. İlk direği 9 metreye atıyorum. İkinci direği 11 metreye atıyorum. Üçüncü direği 8,5 metreye atıyorum. Öyle atıyorum, böyle atıyorum. Yani bir dizi içindeki sesler eşit bölünmemiş oluyor. Well temperamanda. Evet, her tonda çalabiliyorum ama sesler arası mesafeler eşit değil. Bu bana şöyle bir şey getiriyor. Öyle çok rahat transpoze yapamıyorum. Bir parça mi majörde ise mi majörde çalınır. Do majörü onu alamam. Çünkü do majörün tınısı ve rengi başka. Çünkü do majördeki mi majör üçlüm daha saf. Mi majördeki sol diyezim mi sol diyez arası daha titreşimli. Besteci zaten bunu duyarak ve bunu düşünerek bestesini yapıyor. Niye kimse gidip Bach'ın Well Temperament klavyerdeki do majör prelüdünü gidip de mesela fa majörde çalmıyor? Niye çalsın? Do majörün lezzeti çünkü do majördeydi. Ha, eski düzende bir akortlu klavyeden bahsediyorum. Günümüzde çal istedi. Ya, lezzet mi var günümüzde? İstediğini çal istediğin tonda. Eskiden öyle değildi. Sonra ne oldu? Şu oldu. Şimdi Well Temperament her ne kadar, yani ne var bunların içinde? Kirnberger, Valotti, Werkmeister gibi aklıma gelen direkt 3 tane temperaman grubu var. Hadi bunlar olsun. Zilberman'ın da modifiye edilmiş min tonları var. Onlar da kısmi olarak Well Temperament'a belki alınabilir. Çünkü çeyrek komayı 6'ya 1 komaya düşürüyor falan. Ama yine de 3 büyük isim. Valotti, Kirnberger, Werkmeister diyelim. Bunlar Well Temperament. Ama bunların da şöyle sıkıntısı var. Mesela mi bemol minörde parça yazmak o kadar da tatminkar değil. Çünkü mi bemol, sol bemol çok arızalı artık. Yani titreşim çok artıyor. Kulağın tatminkarlığını biraz bozacak kadar artıyor. Well temperament da bir yerden sonra özellikle 19. yüzyılın böyle ilerlerinden, başlarından belki itibaren eşit temperamana gittikçe yaklaşıyoruz. Nasıl yaklaşıyoruz? Beşlilerden feragati baz alarak. Yani yaptıkları şu oluyor. Beşli sistemle akort yapıyorlar ama beşliyi çok az pes akort diyorlar. Çok az pes akortlamak o Pisagor komasını diyelim içeride çok iyi yediriyor. Üçlüler biraz geniş oluyor ama yine de kulağı bozmuyor. Sıkıntı yok. Böylece her tonda daha rahat eser yazabilmiş oluyorlar. Ve bizi eşit temperamana getiriyor. Eşit temperamanla günümüzde artık eski ustaların belirlediği kurallarla ve kontrol işlemleriyle bir oktavı eşit 12 parçaya bölebiliyorum. Neticesinde şahsi fikrim tatsız tuzsuz bir klavye düzeni ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. İki soru var. İlla mi bemol minörde müzik çalabilmem lazım diye bütün tonların renginden feragat mı etmeli? Yoksa ne gerek var canım 15 milyon bemollü parçaya 2 bemolüm olsun ama lezzetli olsun mu demeli. Bunu icracının yani sizlerin müzisyenlerin kararına bırakıyoruz. Benim şahsi fikrim, benim kişisel sınırım 4 diyez 4 bemoldür. 4'ten fazlasını gördüm mü benim şartenler atmaya başlıyor. 4 diyez 4 bemole kadar ki grupta ben eski akortlu bir klavyede lezzetli lezzetli çalmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi temperamanlardan
ve genel olarak ses düzenlerinden bu şekilde bahsetmiş olalım. Enharmonik kavramı bildiğimiz gibi, günümüzde bildiğimiz gibi bir kavram değildi. Bach tamperamanı bulmadı. Tamperaman demek, tampere etmek demek, ses mesafelerini ayarlamak demek. Bu konuda yanlış bilinen çok şey var. Gerçekten çok şey var. Yani var işte, yani ne diyeyim, var. Ondan sonra bir sonraki gönderi de işte klavye düzeni. Eğer min ton sistemli bir akordunuz varsa size hem sol diyezi hem la bemolü, yani günümüzde enharmonik diyoruz da olmayan, o sesleri verebilecek bir klavye düzeni olacak. Biraz uzun bir video oldu bu seferki. Biraz küçük bir, yani naçizane ders formatında oldu. Ama tamperaman konusu kesinlikle çok önemli bir konu. Hatta Tuning and Temperament, A Historical Survey isimli bir kitap var. Murray bilmem ne yazmıştı. Amazon'dan 12 dolara alabilirsiniz o kitabı. Ne isimler, ne araştırmalar, ne hesaplar yapılmış. Yani gerçekten güzel bir konu. Her piyanistin, lezzet sahibi her piyanistin diyelim, araştırması gereken ve araştırdıktan sonra da bir konserinde Rameau'dan Debussy'ye parça çalmaması gerektiğini bilmesi gereken, her piyanistin araştırması gereken, derinlemesine incelemesi gereken bir konu diyelim. Tamperaman konusu lezzet konusudur. Önemli bir konudur. İnsanlar bestesini yaparken öyle işte sevgilisi terk etmiş, çok üzülmüş, o yüzden yazmış. O tamam, bir kenara. Sesleri, dalgaları, doğuşkanların birbirleriyle yaptıkları titreşimleri duyarak, gerginden sakine ya da sakinden gergine gitmeyi bilerek yaptılar bestelerini. Öyle günümüzdeki gibi her şeyin aynı olduğu bir sistemde yaptıklarına ben inanmak istemiyorum. Lezzet sahibi müzisyenlerdi ve öyle yaptılar bestelerini. Bitiriyorum. Tamam, vallahi bitiriyorum. Tamperaman bu. Tamperaman bu. Kendinize iyi bakın. Bitiremiyordu videoyu. O kısa oldu ya, 5 dakikalık video çekiyoruz sanki. Kısa oldu ya, biraz daha uzatayım dedim. Videoyu editlerken şimdi dikkatimi çeken detay, majör üçlü oranını 5'e 6 diye hatırlamışım da yanlış hatırlamışım. 4'e 5. Onu söylemiş olalım. Onun dışında eşit tamperaman akordunda bir cümle söylüyorum. Eski ustalardan öğrendiğimiz kadarıyla diye. Orada eski ustalardan kastımız efendim eski besteciler ya da 17. 18. 19. yüzyıl akortçuları değil. 20. yüzyıl akortçuları ya da eşit tamperaman yapan büyük akortçulardan öğrendiğimizi kastediyoruz. Bir de onun dışında video boyunca şu arkanın şey olmasını, kararıp açılıyor olmasını mazur görün. O işi çözeceğim yakın bir zamanda. Artı hastalıktan dolayı efendim burun çektiğim olmuş, biraz öksürdüğüm de olmuş. Onları da mazur görünüz rica edeceğim. Önemli olan konu burada. Önemli olan tamperaman yaşasın. Klavyeli çalgılar. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.